Bu hafta Genç Mucitler bölümümüzün konuğu Gökhan. Gökhan'ın geliştirdiği proje engelsizler adında bir projeymiş. Görüyorsunuz önümüzde bir maket var. Bu maket üzerinde bir teknolojik yenilik, bir icat var. Şimdi Gökhan'la biz de bunu konuşacağız. Merhaba Gökhan. Merhaba. Gökhan, öncelikle gerçekten inanılmaz bir maket hazırlamışsın. Teşekkür ederim. İnanılmaz bir teknolojiden bahsedeceğiz herhalde. Bu projede neler yaptın? Ben bu projede halkın büyük bir çoğunluğu olan görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak istedim. Sokakta kendi başlarını dolaşırken zorluk çekmemelerini amaçladım. Aynen, çok büyük bir sorun aslında bu görme engelliler için. Evet, dinliyoruz seni. Burada ben NFC etiketleri kullandım. Bu yakın alan iletişimi demek. Yani normalde görme duyusuyla algılanabilen şeyleri sesli olarak anlatmaya çalıştım. Müthiş. Buradaki etiketlere telefonumu yaklaştırdığımda yanında bulunduğu binanın özelliklerini ve işte ayrıntılarını anlatıyor. Anlatıyor. Mesela ben şu an ne görüyorum? Hastane görüyorum. Evet. Market görüyorum. Eczane görüyorum. Bir sürü burada farklı aslında yaşam alanı var. O zaman bir deneyelim mi istersen? Deneyeyim. Bakalım nasıl çalışıyor? Mesela marketi deneyeyim. Deneyelim mesela marketi. Marketin NFC'si şurada mı? Evet. NFC etiketi. Şu beyaz etiketler NFC etiketleri. Yaklaştırıyorum. Müthiş. Algılıyor. Market adı Köşe Market. Girdikten sonra sağa dönerseniz kozmetik ve temizlik bölümünü, düz giderseniz yiyecek ve içecek bölümünü, sola dönerseniz gazete ve dergiler reyonuna ulaşacaksınızdır. Öyle anlatıyor. Vallahi yok lan, müthiş. Öğleden önce 8 ve öğleden sonra 9 arası. Bu kadar. Gökhan, müthiş gerçekten. Teşekkür. Peki mesela hastanede bu nasıl uygulanıyor? Onu da gösterir misin bize? Hastaneyi de göstereyim. Hastane adı Sağlık Hastanesi. Kat planı. Acil giriş kat. Kulak burun boğaz 1. kat. Dahiliye 3. kat. Bu arada Gökhan, sesle galiba senin sesin. Evet, benim sesim. Çok güzel okumuşsun. Valla bundan da seni tebrik ediyorum ayrıca. Gökhan, müthiş bir proje. Teşekkür ederim. Peki gelecekteki planların neler bu projeyle ilgili? Yani ben bu projeyi büyüyünce, yani eğer yeterli imkanlarım olursa hayata dönüştürmeyi, yani gerçek hayatta gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Tabii bunun için daha dayanıklı NFC etiketleri üretilmesi gerekiyor veya bunların doğal hava koşullarına dayanıklı olarak, yani onun için bir koruyucu madde üretilmesi gerekiyor. Hem bu ayrıca bir ekonomik de fırsat da olabilir. Bunun ihracatı yapılıp diğer ülkelerinde bu fırsattan yararlanması sağlanabilir. Daha ne olsun? Yani görüyorsunuz, Gökhan'ın projesi daha şu yaştayken, 13 yaşındaydın değil mi Gökhan? Evet. 13 yaşındayken ihracatı düşünür hale gelmişler. Muhteşem. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür canlı ederim. Gönülden. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. O zaman bakalım neler olacak senin bu projeyle ilgili, hep birlikte göreceğiz. Teşekkürler. Görüşürüz Gökhan'cığım. Görüşmek üzere.